Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi çok kolay, çok şık bir model anlatımı yapacağım. İp olarak şöyle bebe yünü ip kullanacağım. Farklı iplerle de yapabilirsiniz. Şu şekilde 2 milim de tığ kullanacağım. İpliğinize uygun tığ seçimi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle beyaz renkli ipimle başlıyorum ben. Renk seçeneğini dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Şöyle zincir çekerek başlıyoruz. Modelimizi zincirimizin üzerine kuracağız. Yapacağınız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, benim için bu kadar zincir yeterli arkadaşlar. Kısa bir anlatım yapacağım. Şimdi hemen şu baştaki zincirimden bir tane sık iğne yapıyorum. Tığıma bir kez ipimi aldım. Buradaki zincirlerinden sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. zincirimin içinden tığımı geçirdim. İpimi aldım. Ve buraya şu şekilde ikili bir trabzan yaptım. Tekrar tığıma ipimi alıyorum aynı noktadan. 2 aynı noktadan. 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın, aynı zincirimin içine 8 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi sayıyorum yine zincirlerimden 1, 2, 3, 4. 4. zincirimden tığımı geçirdim ve bir tane sık iğne çalışıyorum buraya. Şöyle yakından göstereyim. Devam ediyorum. Tığıma ipimi aldım. Yine sayıyorum zincirlerimden 1, 2, 3, 4. zincirimden tekrar tığımı geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 ve 8. Evet, 8 tane ikili trabzanımı çalıştım. Şimdi buradan sayıyorum. 1 2 3 4. zincirimden tığımı geçirdim ve buraya sık iğnemi çalıştım. Bakın, bu şekilde ilk sıramız sıra sonuna kadar ilerleyecek. Ben şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın ben 3 model üzerinden anlatımı yapacağım. Şu şekilde hazırladım. En son sık iğnemi yaptım. Buradaki fazla zincirlerimizi şu şekilde keserek yok edebiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle fazla olan zincirlerimi yok ettim. Şimdi burada bir diğer rengimi alacağım. Evet, bakın sarı rengimi aldım. Şu şekilde son ilmeğimin içinden geçtim. Burada bir tane zincir çekelim arkadaşlar. İpimizi buraya sabitlemiş olalım. Şöyle modelimi çeviriyorum. Bakın şu en son yaptığım sık iğnenin içinden tığımı geçirdim ve buraya bir tane daha sık iğne yaptım. İpimi bu kısma sabitlemiş oldum. 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Aynı sık iğnenin içinden tığımı geçirdim. Buraya ikili bir tane trabzan çalıştım. Buraya bir yuva yaptım arkadaşlar. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığıma ipimi alıyorum. Bakın şu İki modelimin ortasında yapmış olduğum sık iğneden tığımı geçirdim. Ve buraya yine ikili bir trabzan çalışıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle 1 2 zincir çektim.
Tekrar tığıma ipimi aldım. Aynı noktadan ikili trabzan çalıştım. Bir V yuva oluşturdum arkadaşlar. Sarı modellerimi beyazların ortasına kurarak ilerleyeceğim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 6 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi aldım ve yine bir sonraki iki modelimin ortasındaki sık iğneden, bakın şöyle göstereyim, tığımı geçirip yine buraya yuvamı kuruyorum arkadaşlar. İkili trabzan, arada iki zincir, tekrar tığıma ipimi alıp aynı yerden ikili bir trabzan daha çalıştım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tığıma ipimi aldım ve hemen şu başlangıçtaki sık iğnemden tığımı geçirdim. Yine burada ikili trabzan, arada bir zincir çekiyorum ve tekrar aynı yerden ikili trabzan çalıştım. Başta ve sonda yarım model çalışacağım arkadaşlar. Bakın sıramı bu şekilde ilerletiyorum. Ben şimdi bir üst sıraya geçeceğim. 1, 2, 3. Sizler daha uzun yapacağınız için o şekilde ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Bakın modelimi çevirdim. Tığıma ipimi aldım. Şuradaki oluşturduğum yuvanın içinden tığımı geçirdim. 1, 2, 3 ve 4. Burada yarım model yapacağım için 4 tane trabzan çalışıyorum arkadaşlar. Bakın burada ne yapıyorum? 8 tane trabzan çalışmıştım. 1, 2, 3, 4. 4 ve 5. trabzanımın şu şekilde ortasından tığımı geçirdim. Bakın şu zincirlerimi arkada bırakıyorum arkadaşlar. Şu arada çirkin bir görüntü oluşturmasını istemediğim için zincirlerimi arkada bıraktım. Sık iğneyi buraya çalıştım ve tekrar tığıma ipimi alıyorum. Hiçbir işlem yapmadan ortadaki yuvamın içinden tığımı geçirdim. Ve buraya yine bütün model çalışacağım için 8 tane ikili trabzanımı çalışıyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın yine 8 tane trabzanımı bu şekilde hazırladım. Şimdi devam edeceğim. 1, 2, 3, 4'ten sonraki 4 ve 5. trabzanın ortasından tığımı geçiriyorum. Bakın zincirimi arkada bıraktım ve buraya sık iğneyle sabitledim. Ve tekrar yuvamın içine 8 trabzan yaparak bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın diğer modelimi de aynı şekilde çalıştım. Sık iğnemi çalıştım. Şimdi kenara geldim. Sıra sonunda yine yarım model çalışacağım. Bakın tığıma ipimi alıp aynı sondaki yuvamın içinden 1, 2, 3, 4 tane trabzan yaptım. Yarım model olacağı için bir tane de kenar için trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde 5 tane modelimi yapmış oldum. Şimdi burada bir diğer rengime geçeceğim. İp kırmadan yapabilirsiniz arkadaşlar modelimizi. Şu şekilde son ilmeğimin içinden geçtim ve burada bir tane zincir çektim arkadaşlar. Ve modelimi çevirdim. Bakın burada en son yaptığım trabzanın tepesinden bir sık iğne çalışıyorum. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Şu iki modelimin ortasına, alttaki beyazın da tam üzeri oluyor arkadaşlar. Bu kez yuvamı buraya hazırlıyorum. Bir trabzan, iki zincir, tığıma ipimi alıyorum ve tekrardan bir tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 6 zincirimi çekiyorum.
tığımı ipimi aldım ve yine ortadaki sık iğneden yuvamı hazırlıyorum. 1, 2 zincir tığımı ipimi alıyorum. Yine aynı yerden trabzan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tığımı ipimi aldım. Bakın sık iğneden 1, 2 zincir ve tekrar aynı yerden yuvamı hazırladım. 1, 2, 3 zincir. Şurada zincirler vardı arkadaşlar. En baştaki zincirlerimin tepesinden tığımı geçirdim. Sık iğne ile bakın bu sıramı tamamladım. Şimdi burada bir tane zincir çektim ve modelimi çevirdim. Şuradaki en son yaptığım sık iğneden tığımı geçiriyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi tığımı ipimi aldım. Bakın buradaki yuvamın içine yine 8 tane trabzanımı yapacağım. Ve modelimi buraya kuracağım arkadaşlar. Evet, 8 tane trabzanımı yaptım. Şimdi ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4 ve 5. trabzanımın ortasından tığımı geçiriyorum. Ve sık iğne. Tekrar tığımı ipimi alarak bir sonraki yuvamın içine trabzanlarımı yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde ilerletiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir bakalım. Bu sıra baştaki sıramın tekrarı, bir üst sırada aynı şekilde sarı renkli ipimle aynı işlemleri yaparak ilerleyeceğim. Bundan sonrası model tekrarı arkadaşlar. Ben şimdi hemen sizlere modelin daha ilerlemiş halini paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bakın modelimizin daha ilerlemiş hali bu şekilde görünecek. Gerçekten çok çok kolay bir model ve görüntü olarak çok şık bir görüntüsü var. Şu şekilde arka kısmını da göstereyim. Aradaki geçiş zincirlerimiz farklı bir görüntü oluşturuyor. Çok güzel bebek battaniyesi yapabilirsiniz bu modelde. Şal yapabilirsiniz. Yelek hırka yapımında kullanabilirsiniz. Atkı bere olarak yapabilirsiniz. Gerçekten çok kolay. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.